Bugün eski futbolculardan, aynı zamanda eski beden eğitimi öğretmenlerinden Tarsus'ta görev yapmış Mehmet İzmirli ile beraberiz. Mehmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsın abim? Çok teşekkürler Uğurcuğum. Evet, sizi yıllar sonra böyle sizinle karşılaşmak, sohbet etmek çok güzel. Abi ilk sorum şöyle olsun, bu İzmirli soyadı nereden geliyor? Uğurcuğum, babamın 6 ve 7 yıl kala bir süre içerisinde İzmir'de yaşadı. Sonra da Türkiye'de soyadı kanunu çıktığında babam İzmirli olarak soyadımızı değiştirdim. Evet, peki futbola ne zaman başladınız? Hangi takımlarda oynadınız? Şöyle bir özgeçmiş alabilir miyim? Yani şimdi futbola çocukluğumuzdan beri bir çevremizde önce mahalle arasında bir balonu alıp iple sarıp sonra bezle dikerek mahalle arasında o şekilde oynamaya başladık. Evet. Bazen turuçlarla oynadık. Evet. Turuç. Hatırlıyorum abi, o günleri biz de Evet. oynamıştık. Bizim futbolculuğumuz öyle başladı. Evet. Ve yanlıya oynardık. Evet. Ayağımıza çivi de batardı. Cam parçası da batardı. Biz bu şekilde yetiştik. Peki, o zamanlar herhalde hatırladığım kadarıyla eskiden gayri federe takımlar vardı Evet. Tarsus'ta. Çok çok iyi takımlar vardı. Hatırlıyorum, izlemeye gelirdik biz stadyumun dışındaki sahada, değil mi? Evet, doğrudur. Oralarda herhalde bazı Aynen takımlarda oynadınız. oynadık. Gençler bir pardon. Sanayi Spor, Gençler Birliği Evet. ve Yenice Spor'da Yenice uzun bir süre Spor'da oynadım. oynadınız. Yenice Spor'da. Evet. Daha sonra herhalde Tarsus İzmirli günleri başladı. Doğru. Tarsus Mayıs'ında altyapısında amatör olarak başladım. Daha sonra profesyonel takımda da oynadıktan sonra İstanbul Marmara'yı birincilikle kazandıktan sonra Tarsus'taki futbol hayatımı bırakarak İstanbul'a geçtim. İstanbul'a geçtiniz. Öğretmenlik yaşamınız başladı herhalde. Daha sonra. Evet. Daha sonra ben Bilecik Spor'da da oynadım. Hı. Bilecik Spor. Evet. Asker denizci olduğum için Deniz Harbi Okulu'nda öğretmenlik yaptım. Evet. Ve o zaman popüler olan Deniz Gücü, Evet, Deniz hatırlıyorum. Gücü futbol takımında da oynadım. İzmir Deniz Gücü vardı, evet. İzmir takımında da oynadım. Askerlerin Deniz Gücü'nde Evet, olsa. evet. Daha sonra Avrupa'da, Almanya'da SSV Reutlingen takımında Evet. futbol oynadım. Hı. SSV Reutlingen. Sonra yardımcı antrenörlük de yaptık aynı takım içerisinde. Evet. SSV Reutlingen'de. Uzun yıllar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde spor öğretmenliği yaptım. Hı. Tarsus'ta da çalıştınız, değil mi? Tabii Tarsus Lisesi'nde uzun bir süre çalıştım. Ve emekli de Tarsus Lisesi'nden emekli ayrıldım. Peki Mehmet abi, Tarsus İdman Yurdu ile ilgili bir anınız var mı? Unutamadınız. Unutamadığımız bir anı var. Şimdi benim çok çeşitli çevrelerde esnaf olsun, değerli arkadaşlarım oturdukları zaman bu anıyı unutamıyorlar. Evet. Ve benden bu anının anlatılmasını istiyorlar. Çünkü o kadar iz bırakmış ki bu anı. Evet. Ve onlar maç olduğu zaman onlar bana hayran oldukları için sırf beni izlemek için stadyumda şeref tribünde otururlardı. Okuldan kaçıyordum. Evet. Okuldan bile kaçanlar vardı sırf izlemek Evet. için. Daha Evet. sonra Uğurcuğum bir Adanaspor maçımız vardı. Ters tutmayalım. Özel bir maçtı. Tabii benim mevkim sürekli yer değiştiriyordu. Stoper oynuyordum. O maçta tabii stoperin ön stoper mevkiinde Hı. oynarken Adanasporlu tanınmış bir futbolcu vardı. Miliç. Miliç, evet hatırlıyorum, Miliç. çok izledim. Ve Miliç tabii biz de izlerdik ve devamlı her maçta mutlaka bir bacak arasıyla gol atardı. Evet. Yani bacak arası yapar. Bunlar çok güzel çalım yapardı. Evet. Tabii biz de karşı karşıya geldik. Top bendeyken. Dedim ki aklıma da
bir de ben dedim Biliç'e dedim bir bacak arası yapmış. Tabii daha sonra Miliç'e ben bacak arası yaptım, tribünler ayağa kalktı. Bacak arası yaptığımdan dolayı. Biraz topu sürdüm, ileri hamle yaptım. Fakat o arkadan geldi, tekrar topu aldı. Bu sefer aynı şeyi, bacak arasını bana yaptı Miliç. Daha sonra topu aldı, gol oldu. Evet. Hani kaleye gitti, gol oldu. Tabii yedek kulübesinden Sayman antrenör dedi ki, oyuncu değişikliği yapacağız. Beni çıkartacağını ben biliyorum. Kaleci ne duruyor? Kaleci de 11 kişilik kadronun içinde değil mi? Niye kurtarmadı golü? Evet. Dedim. Evet. Daha sonra Uğur'cum, ya bunları sen... Konuş abi, devam et lütfen. Lütfen devam. Sağdan çıkmadım ben. Sonra Kasım arkadaşımızla İsmail Aktaş'a bana rica ettiler. Ya oğlum oyun durdu. Evet. Hakem oyun oynamadan beri ben sağdan çıkmıyorum dışarı. Evet. Orta sahada duruyorum. Hadi gelin çıkartın diyorum. Çıkmıyorum. Oyun durdu ya. Tribünler tabii bazı beni çok seven tempo tuttular tabii. Çıkartılıyorum diye karşı çıkıyorlar onlar. Evet. Yani hani bir film gibi bir hayattı yani o zamanlar. Evet, devam ettiniz oyuna ve herhangi bir gelişme oldu mu sonrası? Hayır, devam etmedim. Arkadaşları kırmadım ben. Evet, çıktınız. Evet. İsmail'e. Dışarı çıktım. Tabii Sayman Mutlu'ya dedim ya dedim böyle mi olur dedim kardeşim gol yemişsek yemişsizler ne olacak dedim ben. Yani ne dünyanın sonu mu olacak dedim ya. Sen evet. Dedim çıkartıyorsun sen milli takıma antrenör olarak mı gideceksin dedim ben. Milli takıma antrenör mü olacaksın dedim. Böyle oldu ondan sonra ben de tabii soyunma odasına sistemli bir şekilde gittim. Anımızlardan biri buydu. Evet. Çok anımız var yani. Evet abim teşekkür ediyorum bu özel röportaj için size. Size sağlıklı, güzel günler, güzel, uzun bir yaşam diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abim. Rica ederim. Tarsus Maydun'a da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim abi, sağ ol.